Efendim, hepinize bizden sevgiler atan Melodik Kafe'nin bugünkü özel şiir, şarkı dolu, coşku dolu, güzel bir programından sizlere ne hava denelim, keyfini, mutluluğunu, zevkini yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bugün de değişik konuklar, değişik konularla birlikte huzurlarınızdayız değerli izleyiciler. Efendim, görüyorsunuz ki bugünkü konuklarımız farklı. Yani daha evvel onları görmediniz, ikinci kere gelmiyorlar, ilk defa karşınıza teşrif ettiler, geldiler. Hemen ben onları sizlere tanıtıyorum vakit geçirmeden. Önce hanımefendiden başlıyorum. Bir dostumuz, hoş geldiniz Sayın Allah Keskin. Sayın Hocam, hoş bulduk. Buyurun efendim. Merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, ben iyisiniz? Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bu sıcağa rağmen bizi kırmadınız, sağ olun buraya kadar teşrif buyurdunuz. Şimdi hocam, siz bizi davet edeceksiniz. Karşıyaka'nın Göksel'in Bey'i bizi davet edecek. Biz aile işimiz var, benim size zaten yakışmaz. Çok teşekkür ediyorum. Hemen ben sizi tabii şimdi kısaca daha sonra kendilerine tanışacaklar. Evet, şair, gövde yazarı, tiyatro yazarı, oyuncu. Daha özelliklerini saymaya geçersem, bir kere her şeyde evvel bir insan, insan güzel bir hayat. Onun için onu burada ağırlamaktan, eserleriyle sizlere tanıtmış olmaktan gerçekten mutluluk duyacağız biraz sonra. Canlı yayınınızı gerek ekranlarınızı başından izlerken, biliyorsunuz bir adım ötede diye bir sloganımız var. Arzu edenler Atamerik Kafe'ye gelip canlı yayını bizzat izleyebilirler efendim stüdyomuzdan. Küçük de olsa gönlümüz büyük. Hemen sağ tarafa geçiyorum. Yakışıklı bir delikanlı var yanımda. Bir jön Hollywood yıldızı gibi hele hele bugün çok özel giysileriyle gerçekten dikkati çekecek kadar şık. Ahmet Eren Özen. Efendim, bitirmediği okul kalmadı, yüksek okul. Saymaya geçerse biraz sonra göreceksiniz, olmaz böyle şey dedirten bir başarı grafiği. Aynı zamanda bir ses sanatçısı, aynı zamanda bir koro şefi, değerli bir insan. Hoş geldiniz Ahmet Eren Özen. Buyurun. Çok teşekkür ederim Göksel Çakmak Hocam. Sizinle ve Hava Keskin hanımefendiyle bugün burada olmak, Ata Melodi Kafe aracılığıyla dostlarımıza seslenmek, ulaşmak çok büyük bir mutluluk. Nacizane bizi ağırladığınız için, bu fırsatı verdiğiniz için sizlere ve işletme sahibi Mehmet Bey'e, ayrıca şu anda ekranları başında bizleri izlediklerine inandığım kıymetli seyircilerimize, bize vakit ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz kırmadığınız için gerçekten. Gerçek bu sıcak havada, değil mi? Belki balkonunuzdasınız, belki safiyede bir yerdesiniz. Ama Ata Melodi Kafe'nin programlarını her zaman kaçırmayıp da bir gün evvelden hatta reklamını izleyip komşularınızla, telefon edip dostlarınızla aman bugün şu varmış kaçırmayın dediğinizi hisseder gibiyiz değerli izleyiciler. Evet, Ata Melodi Kafe'yi bilmeyen varsa sanmıyorum ama hemen Ankara İlköğretim Okulu'nun çaprazında 20 metre ileride Karmaşık Butik yazan yerin hemen üzerinde hepinizi bekliyoruz. Her gün bekliyoruz. Çünkü burada sanat etkinliklerinin ardı arası kesilmiyor. Şarkılar, türküler, eğlenceler. Her şey güzel çeşitleriyle, çayıyla, kahvesiyle, sunumlarıyla sizi bekliyor. Hepinizi bekliyoruz. Şimdi hemen esas konuya geçiyorum. Değerli dostlarımızı kısaca tanıdınız ama şimdi uzun uzun tanıma, onların yaptıklarını, şiirlerini, şarkılarını dinlemek gibi beklentiye girdiniz. Çünkü her ikisi de aynı zamanda şiirle ilgili oldukları gibi müzikle ilgili. Ahmet Eren Özen deyince zaten şarkı okuyor, koro yönetiyor. Edebi bilgilerinin dışında bitirdiği üniversitelerin sayısını ben de karıştırıyorum. Ama Hava Keskin deyince de gerçekten onun güftelerinin şarkı olduğunu, melodi olduğunu onları da biraz sonra dinleyeceğiz. Sevgili Hava Keskin'e uzun vadede şimdi dönüyorum. Sevgili Keskin, soyadınız çok ilginç. Ben isimlerle, soyadlarla, kişilikler arasında ilgi kurmaya çalışan bir yapıya sahibim. Keskin demek böyle, her şeyi en ince ucundan, en hassas noktasından, her şeyiyle tamamıyla çözmek amaçlı. Yani ne gibi bir hassasiyet, duyarlılık var?
Hocam bana keskin bıçak derler. İşte bu ben kadar. Biraz sözümü, i̇şte dil konuşmayı da severim. Yani, i̇şte bu kadar. Lafı gediğine hemen konuştum. O özelliğim vardı. Onun için bana keskin bıçak derler. İşte ben tahmin etmiştim değil mi değerli evet, izleyiciler? Evet hocam bunu keskin. Dostlar hocaları öyle şey yaptı. Evet var bence de var. Bağlantı olabilir. Harikasınız, harikasınız. Peki, Hava Hanımcığım, biraz herhalde kısaca özetledim sizin özelliklerinizi. Gerçekten ben sizi ilk kez tanıdığımda hayranlıkla dinledim. Değerli izleyiciler bilmeyebilirler. Çünkü siz sanat dünyasının dışında, iş dünyasında da küçük yaştan itibaren var olmaya çalışmışsınız. Değil mi? İş yerleri açmışsınız, adeta onun sahibi olmuşsunuz, ticarette savaş vermişsiniz, bıkmamışsınız. Bu arada da sanattan hiç kopmamışsınız, değil mi? Evet. Ne kadar enteresan. Şimdi Hava Keskin'i ayrıntılandırmak gerekirse. Hava Keskin nerede doğdu, ne yaptı, ne tahsil etti? Hadi birazcık da özel hayatınızdan bahsedelim mi? Evet. Buyurun. Ben 62 doğumluyum. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde doğdum. Evet, çok güzel. Çiftçi bir ailenin. Evet, babam sevmezdi ama çiftçi kökenli bir aileyiz. Çiftçiliği, hayvancılığı yaptık. Yalnız babam inşaatçıydı. O hani o sektörde çalışırken biz hani bir köy, o zamanlarda Kapaklı köydü tabii. Orada ilkokulu Kapaklı'da okudum. Çerkezköy Lise ve Ortaokul ve Lise'yi okudum. Sonra lise bittiği zaman 18 yaşında, o zaman daha yeni belediye olmuştu. Hani önceden gelinler dükkana gitmediği zamanlarda. Evet, dedim ki baba ben hani market açacağım. Köyde de bakkal dükkanları var. İlk marketi yani şey, marketi ben açtım 18 yaşında. Olağanüstü. Ama ben orada biraz da acemi şansı var diyorum. Bence değil. Tam sanayinin gelme hani zamanında orayı sanayi ve göçmenlerin geldiği şekilde şansım çok iyi gitti ve orada hani ticarete 18 yaşında başladım. Müthiş ama, bir şey. 18 yaşında insanlar anne baba evet, parası yiyorlar. Siz 18 yaşında para kazanmaya başlıyorsunuz. Evet hocam. Muhteşem bir örnek bu. Evet çok da güzel para kazandım. Helal olsun. O zaman işte ara verdim. Ankara gazeteciliği kazandığım sene evet, ara verdim. Ticareti okula gitmedim. O yıl üniversiteye başlamadım. Ticarete atıldım. Şiir deyince şiir de çok eski hocam. Kaç yaşında ya da kaç yaşında? O ben de hatırlıyorum 9 yaşında yazdığım maniden benim babam saz ustasıydı. Kına evet, gecelerinde saz çalarken ben yola maniyle başladım. İşte bütün o zamanlar köyü tanıyoruz. Köydeki bütün akrabaları, köylerimizi tanıyoruz. Herkese mani uyduruyordu. Allah'ım, ne yetenek bu böyle. Sonra babam da onu da yapıyordu. Evet. Öyle hatırlıyorum ki, ilkokulu 2'de veya 3'teydim. Amcamın sevgilisi var. Ona mani yani. Amcanızın sevgilisi mi? Evet. Şimdi bizim köyde İbrahim Paşa kızı oldu, adı Ayşe. Kısmeti yoksa biz alak. Aman ya. Emeğin gitmesin boşa diye ben söyledim. Babam da çalınca bir uyandım sabahleyin ev kız tarafı bizde oturdu. Aman Allah, mani yazın bir kız tarafı. Bir yılda çok zor çözdük yengemle hani ailesinin sorunlarını. Evet, evet. Amcam diyordu, sakın bana bir şey söyleme. Sakın bir şey. Peki etkili oldu mu o mani yazınca? Evlendiler mi örneğin ikisi? Evlendiler ama sorun da çıktı. Yani bizim kızımızın kısmeti mi yok da siz hani iyilik olsun diye mi alacaksınız bizim kızımızı? Çok hoş gerçekten. Evet. Evet. Ama hakikaten ilginç bir kişi. Değerli izleyiciler, gerçekten İbret-i Alem tabir edilen, yani 18 yaşında dahi, hatta 9 yaşından itibaren mani düzmeye başlamış. Şiir yazma yeteneği, edebiyata hakimliği üstünü adeta doğuştan gelen bir yetenek olarak gelmiş. Görüyorsunuz. Yani sizde de eğer böyle yetenekler varsa, kaç yaşında olursanız onu koyun ortaya. Bakarsınız ileride herkes onları dinler, herkes görür, herkes alır, öyle değil mi? Evet, öyle yetenek hocam. Çok güzel bir şey. Şimdi biraz sonra eserlerinize doğru geleceğiz tabii. Biraz ayrıntılı tanıdık. Şimdi sevgili Ahmet Eren Özen'e dönüyoruz. Ahmet Eren Özen de kendisini tanıtıyor. Nerede doğdu,
hangi okulları bitirdi, musikiyle nasıl tanıştı, neler yaptı, siyasete de girdi mi çıktı mı mesela. Hava Hanım'ın hayat hikayesi daha ticari bir alanda gitmiş. O da çok güzel tabii. Tabii ki. Ticaret gerçekten benim de çok sevdiğim bir alan olmakla birlikte benim hep dışında kaldığım nedense bir alan. Efendim ben 1991 yılının bir Eylül gününde 16'sında hayata dünyaya gelmişim. Nerede? İstanbul'da. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde doğmuşum. Evet. Yani bir İstanbullu sayılabilirim. Tabii aslında esas köken olarak Elazığ'dayız, Çeşmezekliyiz ama daha sonra musikiyle tanışmam İstanbul'da. Ne güzel. Kaç yaşındaydınız? 4 yaşındaydım. Ay! 9'dan 4'e indik değerli izleyiciler. Artık beşik kentlisi onlar. Yani bebeklikten itibaren anne karnında dahi bir şeyler yapmaya başlıyorlar neredeyse. Aslında daha eskisi de var. Şöyle, ben bunun büyük bir etki olduğunu düşünüyorum. Belki çoğunuz ilk defa bunu dinleyeceksiniz. Rahmetli Barış Manço. Evet. Efendim, Gülhane Parkı'nda konseri esnasında beni kucağına almış. Bebek beni. Beni sevmiş. Çok bana güzel. Mikrofon uzatmış. Evet. Ve bu tabii ben herhalde abuk gubuk falan demişim. O şekilde de bir sahne tecrübem var. Bak bak bebekken başladı sahneye. Evet. Yani işin esprisi bu yana. Ya, 95 yılında Muazzez Ersoy'un o sadece bir kasetiyle Türk sanat müziği sevgisi oluştu. Bu devam eden yıllarda da başka sanatçılarla dinleyerek, takip ederek daha sonra korolarda yer aldı. Evet, korolar. Özel dersler aldı. Konserlerde bulunarak. Daha sonra konserlerde korist ve solist olarak yer alarak. Sunucu olarak yer aldı. Ne güzel. Bu noktalara geldik. Sonra 12 Nisan 2016'da Karşıyaka Dostluk Grubu'nu kurdum. Başkanlığını hala sürdürmek değil. Askerden geldikten sonra arkadaşlarımız dediler ki Ahmet Bey koroyu da sizin hani çalıştırmanızı istiyoruz dediler. Yani Ekim 2018'den bu tarafa da koroyu yönetiyorum. Okuduğum okullara girmek istemiyorum şimdi. Peki yani 2-3 mü en azından ya da devam edelim. Şimdi 2 okul var. Şimdi ben öyle biliyorum. Tayyip Erdoğan'ın meselesine döndü. En az 3 diyor ya. Çocuk için diyor. Evet, o çocuk için. Şimdi ben Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Daha sonra Açık Öğretim Fakültesi'nden, Anadolu Üniversitesi'nden Adalet Meslek Yüksek Okulu'nu okudum. Sonra İktisat okudum. Sonra bunu Finansal Ekonomi Yüksek Lisansı'yla taşlandırdım önümüzdeki ay tez verip mezun oldum. Ne kadar güzel. Bunun yanında içinde uçak almıştı. Zamanla ben Galatasaray İletişim Fakültesini kazanmıştım. Ama gidememiştim. Ama gidememiştim. Evet. O zamanki sistem öyleydi. Yıllar sonra sınava girdim ve Medya İletişim Bölümünü Kâfi Çelebi Üniversitesi'nde fakülte birincisi olarak girdim. 2 yılda okudum. Maşallah. Yine fakülte birincisi olarak. Fakat askerlik. Ay Allah. Engel oldu. Askere gidince bıraktım. Canınız sağ olsun. Bırak. Devam etmek isterseniz edebilirsiniz. İşte görüyorsunuz yetenek küpleri böyle oluyor. Gerçekten onları tanıtmaktan, tanışmaktan, sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duyuyorum. Şimdi hava keskin efendim. Süreyi eşit, adaletli ayarlıyoruz, görüyorsunuz. Ne kadar süre oraya, ne kadar süre buraya. Adalet çok önemli. Demokrasinin en vazgeçilmez ilkelerinden birisidir. Yapabildiğimiz kadar sağlamaya çalışıyoruz değerli izleyiciler. Evet, şimdi sevgili Hava Keskin'e dönüyorum. Artık sana adına yaptıklarını örnekleriyle görmek istiyoruz. Sevgili Hava Keskin, evet, yazdığınız ilk şiiri hatırınızdaysa okuyabilir misiniz? Belki bir ön hazırlık yapmamış olabilirsiniz. Var mı hatırınızda? Ben şunu yazmıştım. 9 yaşında, hatırında kalmış diyebileceğiniz bir şey var. Yoksa hiç sıkmıyorum, istediğiniz bir şiirden başlayayım. Buyurun. İnşallah
Evet, tabii ki var. 12 yaşında, hani az önce manilerden örnek verdim. Mani. 12 yaşında da bir şiir yazdım ama o zamanlar heceyi, durağı, hani uyağı hiç haberim yok. Yok, eğitimimiz yok. Ama yine de nasıl yapmışım onu da bilmiyorum yani. Evet, çok güzel. Merhaba. Evet, evet. Geçenlerde rastladım bir sır deliye. Şiir başladı. Peki. Ansızın yüzüme baktı da geçti. Dedi selam söyle benden Gülriye. Yüzüme tokadı çaktı da geçti. Eyvah. Yanına vardım sordum nereden. Saymaya başladı dağdan tepeden. Birden kavgayınca bizi benseden. Kesmeyi enseye taktı da geçti. Adını sordum dedi ki Asso. Feda ettim her şeye, hepsine paso. Sanki çok şey sordum o dülsüz kaza. Gözüme yumruğu çaktı da geçti. Eyvah, eyvah, eyvah. Dedim yapma, yakışmaz bu insan olana. Herkes selamlaşır, sen de yapsana. Ağzımdan kaçınca Masar Osman'a. Bizim işkembeyi geldi de geçti. Hocam çok güzel. Vallahi. Mecazi anlamı olan bir soru. Ama biliyorsunuz ben ne soracağımı önceden bilmiyorum canlı yayınlarda. O an aklıma gelen soruları hemen yönlendiriyorum ve çok güzel şeyler çıkıyor ortaya. Yani bir kağıt hazırlıyor. Hayatta hiçbir zaman kağıtla gelmedim. Bir tek isimleri öğrenirim yanlışlık yapmamak için. Doğal akışına bırakırım, o zaten öylesine sürer gider. Gayet güzel. Böyle hicir dolu bir şiirdir değil mi? Hikayesi var mı bunun? Hikayesi var. Asko dediniz. Yok, var tabii ki vardır o zamanlar ama zannedersem bu hani ortaokulda bir arkadaşımı bilmiyorum yani. Adı nasıl mı yazsam. Yok, evet. Adın Asko dediniz de. Asko demiştim ama demişim. Öyle bir hani tam hatırlayamıyorum kime. Arkadaşa değil bu büyük, hani ne bileyim. Birisine kızmışımdır muhakkak. Çünkü ben şiire de öyle başladım kızlara. Taşlamayı ben Taşlama, geçir, o benim hocam kanında var. Kanın mı bozuk yoksa ben... Estağfurullah, üzgün kanlarımız. Herkesin evet, niyaklarının yani, olduğu bir dönemde siz evet, de estağfurullah diyorsunuz. Evet o yani o yönden taşlamayı, geçir, daha doğrusu biliyorsunuz bu epik şiirlerden, geçirlerdi. Bunlar bizim, hani tamam bir şiir daha çok gözümüzde yazılıyor Türkiye'de ama ben de hani didaktik bir yazarım biraz. Hani etkili yazarım. Tabii en şey yapmadığım, yazması bana daha doğrusu yakın gelmeyen şeydi, pastoral şiir. Pastoral. Pastoral yok mu diyeceğim. Var tabii ki var. Var ama onlar şimdi hani sadece bende değil, bütün arkadaşlarda onları yazan hani nasıl şey tasavvufu bir Yunus Emre gibi kimse yazamazsa tabii size özgü şiirleriniz var, ifadeleriniz. Zaten evet, sanatçı o değil mi? Sanatçı bir şekilde kendini ifade eden, kendi yeteneklerini ortaya koyan, çoğunlukla toplumda model olan, topluma yön gösteren, topluma gereğinde eleştiren, yani lokomotiftir o vagon değil. Bir sanatçı her zaman lokomotif olmayı bilmeli ki diğer vagonları çekebilsin, belli bir noktaya getirebilsin. Biliyorum ki eserleriniz arasında gülbeleriniz var. Onlar bestelendi değişik sanatçılar tarafından. Değerli izleyiciler, biraz sonra Hava Keskin'in hepinizin de kulaklarına gelmiş, peresenk olmuş. Belki de şarkılarını da sanatçılardan dinleteceğiz. Şimdiden haberiniz olsun. Sevgili Ahmet Eren Özen'e bir kere daha dönüyorum. Diyorum ki çok şıksınız bir kere Ahmet Eren Özen. Yani Hollywood yıldızı gibi geldiniz bugün. Peki size herkes yakışıklı olduğunu söyler. Yani çok teşekkür ediyorum. İtibar buyuruyorsunuz. Sizlerle birlikte olacağım için belki biraz daha özenim. Aslında üzerindeki gömleği ve pantolonun bir hikayesi var. Öyle mi? Siz sayın seyircilerimiz şu an burada göremiyor ama kameranın arkasında değerli misafirler var bugün Atamönedik kafeyi dolduran. Evet. Mesela benim de çok sevdiğim koro elemanı Nihal Erten hanımefendi'ydi. Evet. Geçen yıl pandemi nedeniyle Büyükşehir Belediyesi ile yapacağımız moral konserinde açık hava olduğu için evet, tabii.
açık hava olduğu için o şekilde bir kıyafet alalım dedik ve Nihal Ertem Hanım'la birlikte bu üzerimdeki gömleği ve pantolonu aldık. Fakat konser olmadı. Maalesef iptal oldu. İnşallah olacak. Bostanlı'daydı, açık havadaydı. İnşallah güzel oldu. Yani o hastalık engel olmadı değil mi orada? Yani o hafta bir teftişin yurt genelinde bir teftişin yani olacağı söylendi. Bu da dolapta kaldı tabii. Ben de bugün giyeyim dediniz. Bir işe yarasın. Yani sahneye, konserde çıkamadınız ama ekranda. Evet, evet. Daha çok kişi görüyor belki şu anda. Belki de. Belki de öyle olur. Evet. Umarım konserimizde. Peki yaparız. Ahmet Eren Özen. Hanımefendiye keskinliğini sordum ya. Soyadıyla kişinin arasında ilişki. Ernek'ten Eren. Peki Özen ile Eren arasında nasıl bir ilişki? Şimdi rahmetli dedem benim sağlık memuruydu ve Akçadağ sağlık lisesi mezunuydu. Daha doğrusu o zamanki adıyla köy enstitülerinin sağlık kısmı mezunuydu. Rahmetli dedeme ben bu konuyu sormadım, hiç sormadım. Fakat bizim aile şeceremiz var. Belki de bu konuda da Türkiye'de tek bir aile, çok eski yıllar, yüz yıllara dayanıyor. Aile ağacımızda farklı soy isimleri mevcut. Çok Özen herhalde herkes bize özenirmiş. Valla bence de öyle. Giysiye özendiniz mesela. Giyime özendiniz. Sanatta eğitime özendiniz. Mükemmelliğe ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Değil mi? Bir taraftan da güler yüzsünüz. Yani her şeye rağmen hayatı güler yüzle karşılamak için bir erdeminiz var. Şimdi Ahmet Eren Özen biliyoruz ki aynı zamanda şarkı da okuyor. Evet. Kora şefi olduğu gibi. Ama biz şarkı faslına biraz sonra hava keskin müziğinden sonra başlayalım. Tamam, tamam. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi konuklarımız aynı zamanda müzikle iştigal ediyorlar. Dolayısıyla hava hanımdan şarkı söyle diyemeyeceğim. Bilmiyorum belki de şarkı bile okuyamayacak. Ama güftelerinin şarkı olduğuna hepimiz biliyoruz. Şimdi rica etsek, önce biraz sonra bize dinleteceğiniz yapıtı, eseri, sanatçısı okumadan evvel onun şiirini bize duyurma olanağı var mı? Bak, buyurun. Yasemin kokuyor bugün sokaklar. Anladım, gelmişsin, İzmir'desin yar. Kalbim firar etti, yüreğim sızlar. Anladım, gelmişsin, İzmir'desin yar. Bir başka güneşin doğuşu bugün. Bir başka yağmurun yağışı bugün. Bir başka sabahın oluşu bugün. Anladım, gelmişsin, İzmir'desin yar. Neredesin, benden durakta mısın? Evde mi, yolda mı, durakta mısın? Alsancak, Bornova, Konak'ta mısın? Anladım, gelmişsin, İzmir'desin yar. Ne olurdu sana yandım deseydin? Ne olurdu sana kandım deseydin? Bir daha hiç gitmem, döndüm deseydin. Anladım, gelmişsin, İzmir'desin yar. Beklerim o köşe başında seni. Hani o kaldırım taşında seni. Yine gördüm. Yine gördüm akşam düşümde seni. Anladım. Saklama. İzmir'desin yar. İzmir'desin yar. İzmir'desin. Peki. Sorunu gördünüz mü? Yani saklanıyordu. Görünmedi. Komak benden kaçarım. Peki ya yakaladınız mı o yani? Ya o zaman kurtuluş yok. Evet. Şimdi o yer için bakalım kim o şiiri, güldeyi beste haline getirmiş ve kim okuyor? Hocam Fehmi Altunay'ın bestesi, besteledi. Tamer Tuna da okudu. Öyle mi? Evet. O zaman onu şimdi keyifle dinleyelim. Olur mu? Evet. Buyurun, hocam. Buyurun. Thank you.
Bakın yediği yetenekler var, biz haberimiz yok.
Hanımefendi aynı sizin zamanda... Sizin konserlerinizde de çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Demek ki aynı zamanda şarkı da okuyorsunuz. Yani burada olmasa da okurum. Niye evet. Burada olmasa? Burada olmasa. Valla biz sürprizleri çok seviyoruz. Böyle hemen improvize, doğaçlama yaparak o anı değerlendiriyoruz. Peki aklınıza geldi bir şarkı hangisi? Söyleme, hadi o zaman. Yani müzik olmayayım şimdi. Olduğu kadar. Arkadan müzik yok mu? Önemli değil. Hemen başlayıp orada bulmamız zor oluyor. Ama sesiniz de çıkar. Size söyleyeyim. Karaoke olabilir. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, nedenleri bırakıp terk edip gittiğini. Yolumuz ayrılsa da dost kalalım seninle. Yalan olan sevgimiz düşmesin her diline. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık senden başka sevgilim. Evet, bu arada teknik bir arıza var değerli izleyiciler. Yayın şu anda sizlere ulaşamıyor diye haber geldi. Bunu söylememde bir sakınca yok. Şu anda Ahmet iyi ki benim aklıma geldi. Ekran açalım bakalım dedim. Bizi izleyen şu anda stüdyomuzdaki konuklar lütfen açar mısınız? Ahmet'in sayfasını ya da Ata Melodik Kafe'yi. Efendim yayın var mı şu anda? Devam ediyor mu Ata Melodik Kafe'den? Peki Ahmet'in kanalından niye yayın yok? Ne olabilir? Evet, bir daha deneyelim. Ata Melodik Kafe'de şu anda yayın devam ediyor değil mi efendim? Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk siz tanımış olmaktan. Ekrana çıkacağınızı biliyor muydunuz? Hayır. Sürpriz oldu. Memnun olduk. Teşekkürler, kırmadınız için efendim. Şu anda Ahmet Erer evet, Özen halletti diye. Ben de var. Ne yaptınız da peki oldu? Mucize mi yarattınız orada? Sihirli bir dokunuş. Banka reklamı gibi oldu. Evet, evet. Sihirli bir dokunuş deyince böyle. Evet, hanımefendinin harika gövdesini güzel bir sesten bir beste olarak dinledik. O yan demek İzmir'in neresinde saklandı acaba? En son nerede buldunuz? Kemer altında mı buldunuz? Konakta mı buldunuz? Karşı yakada mı? Yatağın altına mı saklanmışı dolapta mı? Hocam, o sevgiliyi şimdi çok uzaklarda. Evet. Gel desem gelemez. Ya şarkı söz oldu. Sözün hakkı bağlayalım. Şimdi evet. Uzaklardasın. Hemen oradan çalalım. Hemen okuyalım. Var mı orada? Hemen okuyalım. Hadi var mı Ahmet'in burada? Sistemden açar mısın? Hadi o zaman. Hemen okuyalım. Tamam yine o zaman. Şimdi uzaklardasın. Beşinci şarkı. Zeki Bölen'in Sözün Ak şarkısı. Onu beraberce. Tamam okuruz. Hadi bakalım. Valla ses ayarını bilmiyoruz. Çok güzel gidiyor. Şimdi şarkıyı orada açıyoruz. Bakalım 5 numaralı şarkı geliyor. Şimdi uzaklardasın. Gönül hicranla dolu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal ol. Sevda bahçelerinin çiçekleri hep solmak. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal ol. Evet, yakın dostum elinde vefat eden sanat güreşimiz sevgili Zeki Bölüm'ü yad ediyoruz saygıyla sevgi. Şimdi uzaklardasın. Oh,
Demek ki tesadüf güzel bir şey. O lafı söylediniz, şarkı atmasandı. Hiç azalandırken kavuşmak hayal oldu. Şu anda kavuşamıyor musunuz o kişiye? Geçti gitti biraz. Anlarda mı kaldı? Ay! Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Demek ki aşkı ya da onun içinde bıraktığınız küçük bir yüzü onun hala yaşıyor. Yani ama bunu yaşatmak önemli olan. Çok çok güzel gerçekten. Peki hava keskin aynı zamanda biliyorum çok beğendim. Yüzde yazarı dışında, yapmanın dışında tiyatroda yazıyor. Tiyatro eserleri de kalem alıyor. Acaba onlardan bahsedelim mi? Şimdi hocam o derinliklere inmeden önce ben derneğimden de bahsetmek isterim. Ben Sarı Zeybek Kültür ve Sanat Derneği'nin başkan yardımcısıyım. Bravo. Oyuncusal başkanımız Mikro ve bizim hani bizi bir araya getiren Ayla Taşdeve başkanımızdır. Orada neler yapmıyoruz? Desem daha iyi olur. Çünkü çok şeyler yapıyoruz. Tiyatro yapıyoruz, sahneye koyuyoruz. Hani şiir, orada her sanattan, hani sanatla uğraşan kişi, üyelerimiz var. Çok güzel. Harika. Orada çok değişik ve şöyle bir şey. Ayla şiir yazmaz. Ama Ayla öyle bir hani hazırlık yapar ki, daha doğrusu sahne hazırlar. O bunları yapacağız arkadaşlar dedi mi biz hazırlarız. Bir geçen sene şeyi hazırladık, Mevlana'yı hazırladık. 1800 kişi ve dönemler olduğu için daha önce komedi oynadık. Şimdi şeyi, Kuvayi Milli'yi hazırlıyoruz ve şu an şeyi yeni başladık. 8 Kadın ve Fransız Filmini. Öyle mi? Evet. Onu yeni başladık. Onu hocam şey yapıyoruz, film çekmiyoruz. Yani. Onu sahneye hazırladık. Ben onu aradım mı? Daha doğrusu Ayla da aramış, aradık. Şeyi yok, replikleri yok, senaryosu yok. Ben de 3 gün ayırdım ona. Seyrettim filmi, açtım iki laptopu da, bir yandan seyrettim, bir yandan direktiklerini, senaryosunu yazdım. Bu cuma ikinci provasını yapacağız, cuma günü. Onu da sahneleyeceğiz. Çok güzel bir oyun. 8 çılgın kadın. Ay inan. Ve peki, bizim derneğimizde de hepsi var. Çok peki 8'de bir çılgın. Ve 8'inde de var hocam. Biraz, peki, tabii. Şimdi çılgın olduğunuz rolü oynar mısınız şu an? Yani canlandırdığınız rol neydi orada? Benim oradaki rolüm 15 yıllık İsmetçi. Evet. O şimdi bir Fransız soğuk bir kış gününde, şimdi hepsini vermek istemem bir şey ama filmi zaten biliyorlar. Şimdi evet. Kış gününde İngiltere'de okuyan kız geliyor eve. Zengin bir fabrikatörün kızı, ailesi. Okuldan geliyor. Evdeki ismetçiler, şeyler, fakat sabahleyin onlar buluştuğu anda babasının sırtından vurularak öldüğünü şey yapıyorlar. Ama hepsi birbirinden kuşkulu. Sen de olabilirsin, sen de olabilirsin. Hepsi tabii belli değil. Evet, ve o çok, bütün herkesin koyaları meydana çıkıyor hocam. Kim nerede senetler saklamış, kim nerede kiminle gezmiş, kim ne yapmış çıkıyor. Sonunda da evin küçük kızı babasınla buna oyun olduğu anlaşılıyor. Aa, evet. Fakat baba görünce bunların hepsinin, hani Ayla bana kız mı anlatıyorum diye ama bilindiğim var zaten. Şimdi baba bunların hepsini duyunca, bu rezillikleri, bu çılgınlıkları duyunca, karısının dostunun olduğunu duyunca intihar ediyor. Final ve yılbaşı da kötü bir yılbaşı gününü anlatıyor. Yani. Böyle bir şeyin tiyatroya adapte ediyorsunuz. Evet. Hadi bakalım, inşallah izleyelim. Evet, inşallah. Benim oradaki rolüm hocam, şimdi yönetmenliğim de onun bana verdi ama yönetmenlik diyemeyiz buna mesela. Şimdi nasıl ben eğitmenim diyor, şey diyorsa, ben de yani tiyatroyu yazan, senaryo yazıyorum, oynuyorum diyoruz ama biz bu konuda ben amatörüm.
Ama sorumluluk bende olduğu için ben hafif rol aldım ama yine bütün sahnelerde hani şey... Evet. Sahne sonuna kadar zaten sonunda da... Bir bravo! Şey, orada... Vazgeçmek yok. Tabii ki yok. Harika. Yani, tabii ki. O zaman madem Mikrop Hikmet onun başkanı... Evet, sahne, evet. Hadi buradan ona selam söyleyelim. Evet, çok güzel oldu. Canım sevgili, ben ona Makrop adını taktım televizyon programlarımızda. Mikropla başladı, büyüdü büyüdü, Makrop oldu. Bayıldık o kelimeyi koydum. Hatta Mikrop 10 sözcüğünü birlikte geliştirdik. Dedim 10 numaralı Mikropsun, sen Mikropon olsun. Evet. Dedim. TV35'le birlikte programlar yaptık, yapıyoruz da. O bir güzel kalpli, güzel gönüllü. Yardımsever, evet, gerçekten herkesin derdine koşan, herkesi yaralarını saran, büyük fedakar, tatlı bir insan ve şovmen olarak da çok takdir ediyoruz. Buradan kendisine sevgilerimizi, saygılarımızı, en iyi dileklerimizi iletiyoruz sevgili Mikrop. Seni seviyoruz, bir gün de seni burada ağırlamaktan keyif alacağız. Bekliyoruz, oldu mu? Ne güzel, iyi ki yapmışsınız. Biz de sizin etkinliklerinizi bilirsek onlara gelin. İzleme şansımız olacak demek ki. Şimdi tekrar Ahmet Eren mesela dönüyorum. Ahmet Eren tiyatro oynadı mı? Efendim, kreş yıllarında oynadım. Anaokulunda, kreşte, anaokulunda sonra. Kreşte ben bir tavşan rolünü oynadım. Havuç yedin o zaman. Tavşan rolünü oynadım. Havuçlarla. Havucu yedim ben zannederim. Çok hatırlayamamakla birlikte bir de ayakkabı boyacısı rolünde bulundum. O da çok enteresan. Şimdi evet. Bize böyle beyaz çoraplar giydirmişler. Ben sahneye çıkıyorum. Ben Başak Burcu'm, çok titizim. Evet. Sahneye çıkıyorum. Evet. Oturuyorum ama bir tek ben varım. Bütün izleyici karşıda ayakkabı boyacısı rolünde oturuyorum. Ayağımı kaldırıyorum diyorum ki benim ayaklarım kirlenmiş diyorum böyle. Sabah yıkılıyor. Yani ilk oyunum odur. Sonra ortaokuldayken veya ilkokuldayken olabilir oynadık. İlkokul sonunda şimdiki tabii orta bir oluyor. Beşinci sınıfta da ben bir oyun yönettim diye hatırlıyorum. Ne güzel. Yani çok güzel bir şeydi. Ömer Seyfettin'in bir oyunuydu. Ve çok Osmanlıca kelime vardı. Onları günümüz Türkçesine adapte ederek bir oyun sergiledik. Daha sonra bir oyun oynama imkanım olmadı. Aslında çok istiyorum fakat ezberim zayıf galiba. Bu arada da şarkı sözlerini hazırda tutuyorum. Hangisini okuyacağız acaba şimdi? Biraz evet, sıra. Evet, şarkıya geldi herhalde. Şimdi biraz sonra şarkıya geçelim. Öyle mi? Havuçla ilgili bir şey anlatacağım. Şimdi bir dakika, bir dakika. Ekranların başında bizleri izleyen, belki yeni açmış bulunan ufak bir sıkıntı yaşadık çünkü. Bağlantı kurmada bir sorun olmuş. Evet. Ama yedek kameralarımız çekiyor. Evet. Çok özür diliyoruz o bakımdan. Hava Hanım kendini tanıttı. Göksel'in hocam bana söz verdi. Ben kendimi tanıttım. Orada şu soruyu soruyoruz. Şimdi havuç yemek deyince aklıma geldi. Siyaset dediniz. Evet. Siyasetle de benim ilgim şudur. Küçük yaşlardan beri ilgiliyim. 18 yaşımdan beri parti üyesiyim. Tabii bizim parti biraz geriye düştü, sonra biz ayrıldık. Şu anda da İYİ Parti'de yönetim kurulu üyesiyim ve kurucuyum tabii ki. Bununla birlikte ben şuna inanıyorum, hemen mikrofonu size vereceğim. Bizim amacımız vatandaşa havuçu yedirmek diyorum da veriyorum. Evet, Ahmet Eren'in sen biraz evvel rol geriye, değil mi? Tavşan rolünü önerilerini söyledi. Bir de hemen onunla ilgili güzel bir fıkram var. Biz değerli izleyicilere anlatmak istedim, biraz daha gülelim diye. Evet, eczanede eczacı oturmuş, gazetesini takip ediyor, okuyor. Derken kapı aralanıyor, küçücük bir tavşan içeri giriyor, yaklaşıyor eczacıya. Sizde havuç var mı? Havuç diyor. Eczacı görüyor, küçük bir tavşan. Evladım, burası eczane. Sen manavla karıştırdın çocuk. İki sokak ötede manav var. Git orada havucunu al diyor. Gidiyor tavşan. Biraz sonra tekrar kapıdan geliyor. Geliyor, yanaşıyor. Sizde havuç var mı? Havuç. Deyince
Eczacı biraz kısmını başlıyor haklı olarak. Evladı biraz ben söylemedim mi? Biraz evvel dedim ya eczaneyle manavı karıştırıyorsun çocuk. Hadi lütfen ben gazete okuyorum meşgul etme diyor. Yine kapıyı küçük tavşan bittikten sonra üçüncü kez yine içeri girip de sizde havuç var mı deyince artık burasına gelmiş adamın bir tokat atıyor. Küçücük iki dişi kırılıyor kan içinde kalıyor. O vaziyette gidiyor tavşancık. Adam üzülüyor. Ah ne yaptım ben bu tavşana? Yapmamalıydım böyle şey diyerken. Kapı aralanıyor. Çatkı çatmış başına. Tepeden düğüm yapmış. Küçük tavşan yine içeride beliriyor. Sizde havuç suyu var mı? Diyor. Bravo, bravo, bravo. Evet, Dil Hanım. Evet, Seçil Hanım da hoş geldiler. Canlı yayını şu anda bizim stüdyomuzda izleyen değerli dostlarımıza katıldılar. Evet, canlı yayınımızı bizzat buraya gelerek yok mu ötede izlemek isteyenleriniz varsa Atom Melodi Kafe'ye sizleri bekliyoruz. İnanın çayımız çok taze. Misler gibi çay yapıldı geldi bakın. Sizleri şimdi akşam içiyoruz bakın. Aman buyurun. Kahvemiz, çayımız hazır. Buyurun hep beraber sohbet ederek içelim. Şimdi bu havuç fıkrasından sonra beğendiniz mi Hava Hanımcığım? Ne inat değil mi? Yani inatçı bir insan her şeyi yapabiliyor. Tavşan da olsa inadından vazgeçmiyor. Sevgili Ahmet Eren Özen, hangi şarkı var sırada? Hareketli olsun hocam. Olsun, tamam. Muhayyer Kürdi makamında birinci eseri Hava Hanım açabilirsin. Bakalım neymiş o birinci eser? Evet. Şekip Ayhan Özışık'ın eseri. Evet. Hep beraber ellerinde müzik diye, yolunda müzik diyen değerli dostlar. Oynamaya, el tutmaya hazır mıyız? Hadi bakalım. Güzel bir Haziran gününün tadını çıkaralım. Buyurun. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onun için arıyor, arıyor bu gönlüm. O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. O bir hayırsızlık, neden gönül istiyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık, neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Acısı çektin mi böyle bir
yerine kalkıp da dedim unut onu gönlüm. Gönlüm istemiyor ama unutmak zorundayım. Sen de unut, o seni unuttu. Oldu böyle işte. Şimdi siz geçen Yüksel Bingöl Bey'in programında herkese kaç yaşında aşık olduğunuzu, ilk aşkınızı sormuştuk, doğru. Benim 5 yaşında efendim. Beşin kertmesi de. Tabii, o, yine o kreşte bindi, Yağmur Çocuk Evi bu arada devam ediyor bildiğim kadarıyla. Orada bir sarışın bir kız vardı. Tabii Malatya'ya taşınınca babamın memuriyetinden ötürü ayrı düştük. Evet. Sonra ilkokulda bir kara gözlü çatal karamçın genem vardı. Ondan sonra o da şimdi o da Malatya'daydı. Benim memleketim. Evet, ben doğru Malatya'da. Evet. Ben 8 sene kaldım Malatya'da babamın memuriyetinden ötürü. Evet. Ve bu burada da bu vardı. Ha şimdi böyle sayınca da destan bir uzayıp gidiyor. Şimdi ben kısa geçeyim. Kısa geçeyim isterseniz. Tabii. Ve tabii lise aşkları ve üniversite aşkları diye bu şekilde gidiyor. Ama tabii ki benim düşüncem şu şekilde aşkların en güzeli samimiyete dayanan aşk. Yani bir sadakat, bir samimiyet, bir güven, bir mutluluk olmadıktan sonra aşklar sadece aşkın yanında başka türlü misyonlar söz konusu olduğu zaman bunda bir edebi değer de yoktur, bir sanat değeri de yoktur. Bu aşk gelip geçici bir aşktır. Bu aşk neşk olabilmesi için tabii ki çiftlerin birbirleriyle fedakarlık yapması gerekiyor. Canlı yayın bağlantısı mı? Çok güzel, harika. Canım benim. Seni duymaya çalışıyoruz, hoparlörü alalım. Hoparlörü alalım. Seni herkes duysun, evet. Konuşmalarını. Hikmet Bey, beni duyabiliyor musunuz? Arkadan alıyor. Nereden alıyor? Görev birliği yapmak çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizi unutmadığın, aradığın için çok teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda seni yine burada ağırlamaktan büyük bir keyif duyacağız. Atamerli Kafede. Başarılar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, nice güzel sahneler. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hava Hanım da sana birkaç kelime söyleyecek. Buyurun. Mikrofon benim. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben iyiyim. İyiyim. Evet, aferin. Anladım ben. Anladım. Şey yapayım. Ne güzel, dostlarımız bizi arıyorlar, unutmuyorlar değerli sanatçı Mikrofikret Dağ'ın diye hizmet tutmuş tabii ki. Bizimle birlikte canlı yayınlıydı. Ne mutlu, o kadar kişiye, dostlarımıza ulaşmanın keyfini yaşıyoruz şu anda. Ekranların başında bizi izleyen, Ankara'dan, İstanbul'dan, hatta yurt dışından da daha sonra mesajların geldiğini görüyoruz. Bizi unutmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz değerli dostlar. Serinliğinizi bazen Karadeniz'den arıyorsunuz, Rize'den aradılar geçen gün. Serin ve yağmurlu bir havaydı, biz burada yanıtmışırken o güzel rüzgarı aldık hemen. Şimdi sevgili Hava Hanım'a tekrar dönüyorum. Hava Hanım, güzel şiirlerinizden. Mikrofonda bir açılma kapanma durumu var sanıyorum. Mehmet Beyciğim, dezenfektasyondan evvel isterseniz şu mikrofonu ayarlayalım, olur mu? Diyor. Evet, şöyle sanıyorum çok açık oldu. Çok açık, evet. Biraz yapar mısınız efendim? Sağ olsun hijyen koşullarına, Atamerli Kafede en fazla dikkat ediliyor. Evet, şimdi nasıl? Biraz daha kısalım. Evet, şimdi daha iyi. Teşekkür ederim. Her an dezenfekte ediyor evinde kolonyayla. Maskenizi şimdilik çanta içine koyduk. İnanın mesafeye de dikkat ediyoruz. Yakın bir zamanda bu kabustan kurtulma dileğiyle diyoruz ki değerli dostlar, azami derecede sağlık kurallarına riayet edelim. Şu salgını bir an evvel yok edelim ve güzel günler bizi beklesin. Hava Hanımcığım, Mehmet Bey kolonya vermeden gitmeyecek. Evet, görüyorsunuz. Bir elde uzandı. İşte Mehmet Bey burada var. Mehmet Bey'e de kocaman bir alkış.
Bekliyoruz sizi buraya. Bekliyoruz sizi buraya. Hava Hanım, o muhteşem şiirleri hani aradınız ya İzmir'in neresinde diye. Evet. Sonra buldunuz ya da bulmadınız. Uzaklara gitti. Ondan sonra ne gibi şiirler dile getirdiniz, yazdınız? Hocam, benim yazmadığım konu yok. Varsa söyle yine ben yazayım. Her şey. Şimdi konu olarak işte yani işliyorum şekil olarak mesela serbest, hece, gazel, onların hepsini hiciv, hepsini taşlama, hepsinden örneklerim var. Onları yazıyorum. Ama daha çok hece şiir yazıyorum. Konu olarak işte hani dedim ya doğayı hani anlatmak zordur ya da gezip görmek yani şimdi şey didaktik şiirleri ama hepsinden yazmadığım hepsinden örneklerim var. Muhteşem. Muhteşem tekerleriniz. Peki şimdi bize hangisini taklit edersiniz? Böyle hani yine köfte olup şarkı olan şiirlerden var mı hemen? Var hocam var tabii ki. O zaman size bırakıyoruz. Arzu ettiğiniz şiiri sizden dinliyoruz. Sonra da köfte olan şarkı. Az önce şarkı. Unut onu gönlümde. Ben de tabii unutmadım ama yine şikayet. Eyvah. Gene şikayet, yine şikayet. Öyle aşk ateşiyle senden önce yanmadım. O seni hiç sevmiyor dediler inanmadım. Kuş olur yuva kurmaz, gün olur halin sormaz. O bir gönülde durmaz dediler inanmadım. Yolculara hancıdır, sevdaya yabancıdır, çok büyük yalancıdır dediler inanmadım. Ne yüz tanır, ne de baş, ne su verir, ne de aş, atar gönlüne ataş, dediler, dediler, inanma. Sevme dediler onu, aşk değil onda konu, hüsrandır bunun sonu, dediler, inanmadı. Bravo. Gönül kıymeti bilmez, akan yaşını silmez, gider bir daha gelmez, dediler. Dediler, inanmadım. Sonra da yine mi inandın? Peki inandığınız biri var. İnanmasam yazmazdım hocam. Renkli mi inanmıyorsunuz? İnandıklarınız da var mı? Hocam ben o konuda ben öyle her söze inansaydım şimdi kim bilir hangi köşe başını biterdim. Yine de inanmamız gereken insan. Tabii ki. Doğru. İnanmasam bunu yazmazdım dedim yani. Zaten. Evet, muhakkak öyle. Tabii biraz sonra zaten şarkı olan yüterlerinizden de... Şarkı oldu hocam ama şu an okuyan yok. Yok. O zaman ileride inşallah okunacak. İnşallah. Peki biraz sonra o zaman doğan şarkı olan bir şarkımızı daha da söylediğinizi... Hemen olmayı istersen. Şimdi oraya geçiyoruz. Zamanı tasarruflu ve eşit kullanıyoruz. Görüyorsunuz. Demokrasinin vazgeçilmez ilkelerinden birisi özgürlük, ikincisi eşitlik, üçüncüsü de adalettir değerli dostlar. İşte özgürlük de var, eşitlik de var, süreye dikkat ettiğimiz için adalet de var. Şimdi sevgili yönümüze sıra geliyor. Ahmet Eren Özen. Ama ne güzel telaffuzu çok Ahmet Eren Özen. Yani bakın uyuma bakın değil mi? Ses uyumuna bakın. Başka bir şey de olurdu. Aile biterdi. Değil mi? Ahmet, Eren, Ozan olabilirdi mesela. Olmuş. İnce ses uyumuna göre. Evet. Ahmet'te E var, Eren'de E var, Özen'de de E. Üç tane gidiyor yani. İnce ses uyumuna dikkat etmişler. Peki siz bir dinci, edebiyatçı olarak da biraz da edebiyattan bir şeyler söyledikten sonra, sizden aldıktan sonra yaşamlarınıza geçeceğiz. Peki, böyle niçin Türkçe eğitimi aldınız desem? Yani Türkçe eğitimi almış olmanın size kazandırdığı neler var? Çok teşekkür ederim. Güzel. Şu devirde çok büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türkçe dilinin ve edebiyatının, Türk edebiyatının öğretilmesine. Şimdi mesela bir örnek size sunmak isterim. Buyurun. Bir yer açılmış. Marka ismi verebiliyor muyuz? Reklama gerek yok. Önemli değil. Rütük yok. Rütük yok. Rütük yok. O zaman. Yalnız ben bu arada Semra Hanım'ı da şöyle şu tarafa doğru rica edeceğim ki kendisini göreyim. Çünkü kendisi Amerika'ya gidecek.
ve orada Türk dilini ve Türkçeyi temsil edecek tabii ki. Onun için o beni daha yakından dinlesin. Efendim, Türk dili ve edebiyatı bölümü mezunlarının ünvanı Türkologtur. Yani ben bir Türkolog. Türklüğün olduğu her yerde ben varım. Türkçenin olduğu her yerde ben varım. Türk müziğinin olduğu her yerde ben varım. Türklere ait mesela bir seramik olabilir, bir mezar taşı olabilir, evet. Bir başka bir şey olabilir, bir gelenek olabilir. Türklerin Türklüğe ait olan her şeyin içinde biz Türkologlar varız. Evet. Bu boşa söylenmiş bir sözcük, bir ifade değildir, bir ünvan değildir. Biz tabii ki öğretmeniz, aynı zamanda ben pedagojik formasyon sahibiyim, öğretmeniyim. Tamam. Ama Türk dili ve edebiyatını okurken sorunuz oydu. Benim düşüncem şu idi. Türkçe daha iyi nasıl yazabilirim? Acaba ileride belki bir yazar olabilir miyim? İnşallah. Benim de bazı şiirlerim var, birkaç tane. Ama tabii bu konuda Hava Hanım gibi uzman değilim. Ben bunları çiziktiriyorum. Öyle bir yere sunabilmiş değilim. Fakat şimdi önümde bir şarkı var. Biliyorum. Siz bunun hikayesini söyleyin. Sonra da şarkısını söyleyelim. Olur mu? Peki o hikaye hemen baktım böyle. Fuat Edip Baksı efendim. Hem edebiyat öğretmenimdi. Ben Namık Kemal Lisesi mezunuyum. Edebiyat derslerimize gelirdi. Bu şiiri dile getirmiş. O gün de Selahattin Pınar, Üstad Selahattin Pınar vapurla, gemiyle İstanbul'a dönüyormuş. Gidiyor, diyor ki üstadım, son yaptığım bir güfte var. Eğer lütfederseniz bunu şarkıya dönüştürürseniz çok sevinirim diyor. Alıyor şiiri, üstad biniyor gemiye, ertesi sabah İstanbul'a vasıl oluyor. İner inmez o zaman cep telefonu yok. Evlerdeki telefondan ulaşıyor Fuat Edip Baksı'ya. Diyor ki, bugün öğle emisyonunda İstanbul Radyosu'nu açar mısın? Şaşırıyor adam. Tabii diyor, niye açmayayım? Gidiyor öğlen radyo programını açtığında, bir gün evvel verdiği günde şarkı olmuş Hicaz makamında. Bir bahar akşamı rastladım size, sevinçli bir telaş içindeydiniz. Derinden bakınca gözlerinize, neden başınızı öneydiniz? İçimde uyanan eski bir arzu, dedi ki, yıllardır aradığın bu. Şimdi soruyorum, neredeydiniz? İşte şarkının hikayesi bu. Şimdi sizden dinleyelim. Olur mu efendim? Buyurun. Hocam sana özetine aşık oluyor değil mi hocam? Evet. Bir bahar akşamı. Evet. Geliyor şarkı. Neden başımızı
şimdi soruyorum döküp anlatıyorsun. Bu yalanları kime?
Sen benim kıymetimi bilmelere geç kaldın. Arama hiç boşuna, öyle sevda yok artık. Yay olsan şu kalbime atamazsın ok artık. Söylenen yalanlara benim karnım tok artık. O eski sevgiliyi, o eski sevgiliyi bulmalara geç kaldım. Gel seninle deryaya olta atalım deme. Gel seninle hüzüne neşe katalım deme. Gel seninle bu gece yıldız tutalım deme. Sen benimle hayale dalmalara geç kaldın. Geç bunları arkadaş, geç bunları sen artık. Bu gönül sana dargın, dargın sana ben artık. Ne söylesem inanmam. İnanmam ki ben artık. Sen tövbe namazını kılmalara geç kaldın. Geç kaldın, geç kaldın. Öğle namazını kılmalı değil de mülendirmek. Naşlamış yani gitmiş. Bebeğim. Şimdi şuradan sonra sırayı bizde. Adalet mekanizması çalışıyor Türkiye'de, görüyoruz bunu. Var yani o kadar. Şimdi eşitlik, adalet ve özgürlük, eşit demokrasi. Evet sevgili Ahmet Eren Özel. Türk olarak olmasaydı, müzikle ilgilenmemiş olsaydın, ne iş yapmak isterdin? Efendim, gazeteci olmak isterdim. Bir nebze de yapıyorum biliyorsunuz. Tabii, daha önce de yaptım. Grup gazetesini şu anda. Evet, yapıyorum. Aylık olarak. Yani muhtemelen ya gazeteci olurdum ya da annem bankacı olduğu için hani bankacı olurdum herhalde. Bank arasından dolayı bir güzel bankacılık. Şimdi yok da ortam, çalışma ortamı fena değil. Para mı hatırlatıyor bankaya? Şimdi bana mesela diyorlar ki Ahmet senin hiç para hırsını yok. Doğru, çünkü ben çocukluğum bankada ve karakolda geçti. Evet, enteresan. Parayı çalanları karakola konuluyordu, topamıştı tabii. Tabii o ondan polis, sonra polis olduğu için. Parayı yatıran da anama geliyordu yatırmaya bankaya. Para yatırıyordu. Tabii annemin bankası kapandı, İTİ Bank. O da bir türlü bir kuruluştu. Ben böyle para balyalarının üzerinden zıplardım. Aman Allah'ım, milyonlar var altında. Tabii, sen, o zaman 6 sıfırlı. Görüyor musun? 250 bin lira, 500 bin lira kağıt para. Enflasyon vardı. Kağıt para o zaman. Milyonların üzerinden atlardım böyle. Sazlar çalın hop, Çamlıcan hop, bahçelerinde falan gelsin. Harika vallahi. O yüzden ben de hiç para hırsı yoktur. Paraya gözüm toktur. Annem de böyle mesela milyarlarca lira paranın içerisinde bir tane para olsun. Kağıt gibi görüyor. Hemen alır. Hemen. Tabii kağıt gibi çok hassas. İnsan kırır ya. Yani. Öyle bir şey olsa paralar içine ben buna yüzüm çalsam ne olurdu ki? Tabii. Tabii. Kapıları aman yapma yani, diyordur. Bavul bavul para taşırlardı. Merkez Bankası'na götürürlerdi. Allah'a çok şükür 5 kuruş haram lokma ne annem ne babam yemedi, bize de yedirmedi. Sağ olsun. Hamdolsun Allah'a şükrediyorum. Harika. Ahmet Eren Özel, herhangi bir soru, herhangi bir kelime. En nefret ettiğin şey pislik. En problemedir. En nefret ettiğin şey. Benim mi? Yalan. En çok beğendiğiniz şey. Yani şarkılar. En sevdiğin şey. Yazmak. Güzel. Anında cevaplar geldi. Peki sevdiğiniz şeylerden birisi de şarkı. Evet. Hangi şarkı var? Bir tane hareketli yapalım. Ama ben de ilk defa okuyacağım. Öyle mi? Hangi şaşırabilirim. Bir Emel Sayın eseri. Altıncı eser. Peki. Şaşırabilirim. Şimdi evet. Ben uyarıyorum. Bulduk orada. Bana yardım edersiniz diyeyim. Hemen buradan değerli izleyicilere söz verelim. Evet, ekranları başında bizi izleyen değerli dostlar. Şu anda evinizdesiniz, sahibiyedesiniz. Herhangi bir aramada da olabilirsiniz. Direksiyon hakimiyetini kaybetmeden. Oynamaya, toplamaya. Hazır mısınız değerli dostlar? Adem Efe'nin kapıları sizlere merhaba diyoruz. İzmir'in en güzel semti Karşıyaka'dan hepinize sonsuz sevgilerimizi sunuyoruz. Oynamaya hazır mıyız? Evet. Buyurun. Müzik
şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Şu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkese dost ol, herkese arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Herkese dost ol, herkese arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Beraber! Ondanında şundadır, şundanında ondan. Mavi gönlüm kimdeyse benim gönlüm ondadır. Ondanında şundadır, şundanında ondan. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Yeah.
Bunu daha doğru seslendiren o. O da güzel bir tabii konserde duvar mezunu. Aynı gülteden değişik besteler mi oldu?
Hayır hocam, başkadan 5 tane Arsenik Türk'üm oldu yani. Evet. Onun. Çok güzel. Bunlardan biri buydu. Evet. Diğerlerde yapıldı ve evet. Okundu mu? Tabii ki. Okundu. Onlar da okundu. Bir tanesini Mustafa Yarıcı TRT'ye vermeden yayına vermez o. Öyledir. TRT'ye evet. Yolladı şimdi. Evet. Onun için yayına vermez. Tabii. Bunlar TRT'de İlerler Akkaplan tarafından, İçten Akkaplan tarafından çalınmış. Çok güzel. Bunlar o radyosunda çalar o şeyleri. Ne güzel, ne şeyleri. Mutlu size. Evet, sağ olun. Böyle kalıcı oldunuz. Önümüzde işiniz. Hocam o kadar kolay değil öyle. Siz yıllardır bu sanatla uğraşıyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Ne kadar etkili olduğunuz. Ne güzel ama değil mi? Sıradan diğer insanlardan farkınızın olduğunu biliyorsunuz değil mi? O herkesin. Her ne güzel tevazuca sayıyorsunuz. Keşke herkes şiir yazabilse, besleyebilse, keşke okuyabilse, keşke oynayabilse, keşke tabii değil, ki, değil mi? Onların yaptıklarını resim biz yapamayız. Yapabilse. Şimdi Ahmet'in yaptığını ben yapamam. Suat gitmeye gerek yok. Ahmet'in yaptığını ben yapamam. Mesela yaptığı şeylerden hangisini yapamazsınız? Ahmet'in de şimdi o ses bende yok. Oh. O ses yani musun? O ses bende yok. Ama Ahmet'te çok özellik var benim özendiğim. Mesela? Titizliğine, titizliğine bayılıyorum. Titizliğine ve çok ince. Ama Ahmet'i yorar o titizlik yani. O seni yorar. Mesela evde temizlik mi yapıyor çok fazla arka arkaya? Şimdi hocam o her konuda dikkat ediyor. Giderken bir bakıyorum fotoğraf çekiyor. Hani yanlış olanı görmek, herkesin onda bir önderliği şey de var, bir derlik de var herhalde. Onu hani hep aklı, yani aklı aradığı için, aklı hani olanın yanında olduğu için tahammülü yok. Yok. Kızıyordum. Sonra Ahmet kızdı olur. Ama ne yaparsınız efendim? Şimdi bakın çok güzel bir şehrimiz var. Çok güzel bir sahil hattımız var. Çok güzel bir sahil hattımız var. Ama çok kirletiliyor. Evet. İzmarit atılıyor. Çekirdek çitlenip atılıyor. Yenilen şey poşete atılıyor. Atakent'te, Bostanlı'da otururken evet, de şimdi burada maskeler eklendi. İnanın sahile hemen sahil kenarı olduğu halde evimiz çıkmıyordu, bilmiyordum sahile. Yani insanlarla kavga etmemek için bilmiyordum. Tabii ki ben de istiyorum ki karşıya kadar özellikle Çiğli, içinde bulunduğumuz ilçeler ve şehirler güzel olsun, güzelliklerde birbirleriyle yarışsınlar. Maalesef karşıya kadar bunu pek yakalayamadım düşünüyorum. Çiğli'den daha memnunum. Şu anda Çiğli'de oturuyorum. Çiğli biraz daha iyi gibi geliyor bana. Ama eminim ki daha iyiye gidecektir. Bakın bir müsilaj olayı söyleniyor. Onu ben size söyleyeyim. Biz yıllarca mesela İzmir Kent Konseyi'nde çevre komisyonunda görelim. Evet doğru. Haklısınız. Biz yıllarca denizden çöp topladık, çevreden çöp topladık, insanları uyardık, denizde çöplerimizi atmayın dedik. Evet. Şimdi bugünleri yaşıyoruz, biz uyardık. Ya. Yani iki konuda bizi izleyen değerli izleyicilerimize nacizane tavsiyem olacak. Birincisi efendim, çevreyi kirletmemek adına çöp üretmeyin. Yani israf etmeyin, tasarruf edin. Bakın ben şarkı sözlerini ne olur ne olmaz buraya yazdım. Evet. Ama bakar mısınız hocam? Arkası temiz. Bunda değil pardon. Mesela bakın. Yani iki kere kullanmış. İki kere kullandım. Kağıt etmemiş. Bu da kirli bir kağıttı. Ondan söyleyecektim. Bu şekilde daha az çöp üreterek evet. Daha temiz bir dünyaya ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Toplu taşımayı kullanın. Bir diğer konu da hocam. Bir diğer konu da çevreyle ilgili ve düzenlilikle ilgili.
Buradan yerel yöneticilere seslenmek istiyorum. Hatta genel yöneticilere de seslenebilirim. Evet, evet. O konuda şu. Lütfen kendinizi sadece oy aldığınız kesimin başkanı veya lideri veya vekili gibi görmeyin. Halkın her kesimine ulaşmaya çalışın ve onların hepsinin başkanıymış gibi davranın. Mesela müzik yayını 24'e kadar tutulmuş. Benim için hiç problem değil. Çünkü ben salon müziği yapıyorum. Zaten bizim konserlerimiz 11'de bitiyor. Ama bu piyasada sadece ben yokum ki. Tabii, bu piyasada barda çalışan arkadaşlarımız, gece kulübünde çalışan müzisyen arkadaşlarımız da var. Ve orada gece 12'den sonra genelde program oluyor. Yahut da yerel yönetimden bir örnek vereyim. Maalesef karşı yakamızda belediye salonlarımızı paralıyor. Maalesef. Evet, çok kötü. Ve bu da bizim kıt kanaat hani geçinen koro ve derneklere çok büyük zararı oldu. Bu karar kaldırılıncaya kadar ben Karşıyaka Belediyesi salonlarında konser yapmama kararı aldım. Evet. Ve yapmıyorum. Evet. Ama inşallah düzelir diye de buradan mesaj vermiş olurum. Evet efendim, bu güzeldi, vurgular. Gerçekten sorunları dile getirmek gerekiyor. Düzelmenin yolu eleştirmektir. Dikkate alınmaktır eleştiren şeyleri. Aynen katılıyoruz. Şu anda bizi izleyen değerli dostlar, program muhteşem gidiyor. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ama yarın, unutmayalım, yine 15'te değerli sanatçı ve projeli sevgili Yeşen Karasu sizlerle birlikte olacak Afamerdi Kafede. O güzel şarkılarını yine sizler için seslendirecek. Şu anda bizi izliyorlar. Buradan sevgilerimizi, en güzel dileklerimizi iletiyoruz kendilerine. Yarın onları bekliyoruz. Yavaş yavaş dedik, bir saat yaklaşık 40 dakikadır. Rekor kırdık, hiçbir program bu kadar uzun sürmedi. Yani 1,5 saatte hatta bitirdiğimiz oldu. 10 dakika bile açtık. Ama sizin değerli katkılarınız, gelen mesajlarınız, şu anda okuyamıyoruz onları ama inanın yüzlerce mesaj geliyor. Tek tek okuma imkanı yok, vakit olmadığı için sizlere çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Yavaş yavaş sonlara doğru gelirken şimdi Hava Hanım'dan bir şiir ve sonra da Ahmet'ten bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Buyurun, son sözler sizin, son şiir sizin. Buyurun. Rica ederim. Çok güzel bir program. Sağ olun, var olun. Hani tabii ki ama fazlası her şeyin fazlası zarardır. Evet. Tadında bırakırız tabii. Evet. Hocam ben gece yazıyorum dedim ama serbest de tabii yazıyorum. Çok güzel. Bir serbest şiirin olsun. Lütfen. Ama bunu pek duygu veremezsen özür dilerim. Rica ederim. Beyim öldükten sonra sahilde yazdığım bir şiirdir. Onun anısına yazdığım bir şiirdir. Evet, evet. Karşıyaka. Karşıyaka. Sahildeyim. Karşıyakadayım. Sahilde. Bir taşın üzerinde oturuyorum. Yine büyüledi bu deniz beni. Dalgalar hayalini çiziyor gözlerime. Başladım. Başladım o eski kayıkçı tekneleri gibi sallanmaya. Bir gidip bir geliyorum bu dünyadan. Bir yudum içmeden yine sarhoşum. Çünkü sesin kulaklarımda, özlemin yüreğimde, kokun burnumda, hayalin gözlerimde. Mümkün hayatta kalmak. Ben hayatta kaldığıma şükrediyorum. Karşıyaka sahildeyim. Yine o taşın üzerinde oturuyorum. Ne keyfim, ne kahyası. Bu sefer sadece hayalin yanında. Afif afif esen batın kokusunda, akşamdan kalan bir şebnemim sanki, o dalga vuran yosunda. İki kanat gibisin ufuktaki beyaz bulutta. O gittikçe gidiyor, tükeniyor içimdeki umut da. Karşıyaka sahildeyim, yine o taşın üzerinde. Savrulan sevdamı yolluyorum. Ateşinde kavrulan yüreğimi, anıları döşediğim kağıtları, sevdamı anlattığım beyitleri, içimdeki özlemi, sevgimi yolluyorum sana. Mutluluğa 5 kala vapuruyla, çevir başını sen de bir bak.
karşıyaka sahildeyim. Yine o taşın üzerinde oturuyorum. Hay Allah, yalnız mısınız? O taşın üzerinde yalnız mısınız? Şimdi en güzel fotoğrafı anladım. Trakya'da olduğu için ağları söylüyor. Hayali diyor. Çok hoşuma gidiyor ama. Böyle Hasan demiyorsunuz. Hasan diyorsunuz mesela değil mi? Evet. Şimdi hocam beynleri tabii ki bir edebiyatçı olarak bu mazeret değil. Bunları kullanmam gerekiyor. Fakat samimi olduğum hani eğer ben samimi bir ortamda hani olduğum zaman bunlar kaçıyor hocam. Bunlar kaçıyor. Hayır. Kusur değil, fazlalık. Fazlalık mı? Evet, hoşuma gitti. Yani şimdi herkes Hasan diyor. Evet. Zenginlik. Yani herkes Hasan diyor, hayat diyor. Evet. Ama siz evet. Hayat diyorsunuz, Hasan diyorsunuz. Evet, şimdi ben mikroba da ikmek diyorum. Nasıl? İkmek. Hadi ikmek ne haber? İkmek nasıl ya? Değil mi? Açın. Demek orada alıştığı tabii ağız bu şekilde. Ben onlar bilir beni, ben şimdi... Güzel bir imkanı olmuyor. Olur tabii ki. Hikmet diyorum. Hikmet diyorsunuz ama öyleyken hikmet diyorsunuz. Ya ona bilerek ben hoşuna gittiği için onu söylüyorum. Ya yani istediğiniz zaman heyleri kullanırsınız. Tabii kullanırım. Ama çok daha... Ama kullanırım dediğim de evet. Bazen mesela samimi olduğum zaman eğer o keyifliyse o keyifle aradan karışmıyor. Ay pek güzel oluyor ama. Pek tatlı oluyor, hoşumuza gidiyor. Şimdi hocam ağızlardan da şiir hani yazıyorum hani o. Muğla, Tekirdağ Romanası'yla onlardan başka bir seferinde olur. İçim olarak onları çoğunluğu yazıyorum. Şimdi Nazlı'yla da yazdığım var tabii ama şimdi süre kalmadı, aşmayalım. Siz şimdi adaleti bana hemen önüme... Evet, bir de şu var, rekor kırdık. Şu ana kadar da Erbal Camii yayınlarında 1,5 saat aşmadık. İnan şu anda 1 saat 45 dakika. 15 dakika geçtik bile. 15'te başlamıştık şu anda. Görüyorsunuz 16.45. 1 saat 45 dakikadır yayındayız. Rekor kırdı. Gerçekten şöyle sizi burada ağırlamış olmaktan, güzel şiirlerinizi, güzellerinizi, şarkılarınızı dinlettiğiniz için, buraya teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Diyelim her zaman yine programda olun, yine sizi konuk olarak alalım, yapımlarımızı değerli izleyicilere, konuklarımıza dinletelim, duyuralım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ama sizin gibi bir sanatçının yanında bir saat 45 dakika yayın yapmak ve onun akışında bu kadar rahat hissetmek ve bu kadar hani rahat hissediyorum ki. Anlamadım hocam. Evet. Ama sizin bizi çağırmanız, bizi tanıtmanız çok büyük bir... Benim için gururdu. Ben onu duydum. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet'ime de. Evet, şimdi Ahmet şimdi tabii konuşacak. Son şarkısı ne olacak bakalım. Biraz sonra göreceğiz. İkinci şarkı. Hangi şarkı? İkinci şarkı. Üzzam Makan'daki şarkı. Ama bakalım sevgili Ahmet Eren özellikle veda konuşması bu bir programının noktasını koyarken siz değerli izleyicilerimize neler seslenecek, neler söyleyecek? Ben şahsınızdan özür diliyorum. Estağfurullah. Birinci nokta, benim kendi telefonumda yayın geç başladı. Ama diğer yedek telefonda kayıt altında her şeyi çıkarak etti. Ve havanında konuşurken, acaba bugün 1,5 saat ne kadar uzun, biz bu kadar program ne yapabiliriz falan dedim ama şu anda 1,5 saat daha gitse benim için hiç problem değil. Çok teşekkür ederim. Güzel, çok nazlısınız, çok kibarsınız. Bizleri ağırladınız bu güzel canlı yayında. Ata Melodi Kafe'nin izleyicileriyle birlikte bize bu güzel dakikaları yaşattınız. Öyleydiniz diye umuyorum. Sağ olun. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ve bir hareketli Yesari Asım Arsoy'un bir eserinde veda. Ne diyelim onlara? Kasiyalar açar. Yer yokluk oldu. Beyaz mendil salladım. Ona çiçek yolladım Kasiyalar açar. Hadi bakalım. Değerli dostlar, bir başka programda yine sizlerle olmak üzere. Her şeyin en güzelini diliyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk, barış diliyoruz. Görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun. Biraz daha açalım.
Herhalde. Yar yolunu kolladı, beyaz mendil salladım. Yar yolunu kolladım, beyaz mendil salladım. Ona çiçek yolladım, akasyalar açarken. Ona çiçek yolladım, akasyalar açarken. Yârim gelir yanıma, kanım kaynar kanıma. Yârim gelir yanıma, kanım kaynar kanıma. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. Neşe katar canıma, akasyalar açarken. Evet, seyircilerimiz oynayabilir. Yârim ben yüz yüze otururuz diz dize. Yârimle ben yüz yüze otururuz diz dize. Sevişiriz göz göze, akasyalar açarken. Sevişiriz göz göze, akasyalar açar.